Başlıyorum 3-2-1. 3-2-1 desene, başlayalım. Yönetmen. 3-2-1 bitirişi mi diyeyim? Merhaba arkadaşlar, Top Teleskop kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi'nin akıllı LED ampulünün tanıtımını gerçekleştireceğiz ve incelemesini yapacağız. Evet, şimdi ürün bize neler sunuyor? Dilerseniz onlardan birazcık bahsedelim. Yüksek verimliliği olan Mi LED LGB ampul 25.000 saate kadar kullanım ömrü bulunmaktadır. Bu da günde 3 saate denk gelir. Yani yıl olarak hesaplarsak 22 yıl 8 aylık bir ömrü var bu ampulün. Gerçekten günlük kullanımlarda uzun yıllar dayanacağı benziyor ürün. Çünkü çok dayanıklı. Diğer ampuller gibi kesme, patlama olmuyor. Ürün LED olduğu için. Bir de tutunca anlıyorsunuz zaten. Biraz ağırlığı var ürünün. Diğer ampullerde, ya diğer şöyle söyleyeyim, 10 tane ampulün ağırlığı bu ampulün ağırlığından fazla değildir. Çok dayanıklı bir ürün. Yani elinizden düşürüp kırmadıktan sonra rahat 20 yıl, 25 yıl dayanır. Zaten günde kaç saat açıyorsunuz ki bir ampulü? En fazla 2 saat, 3 saattir akşamları. O yüzden ampulün kullanım ömrü çok uzun. Fiyat olarak da zaten 200 TL, 300 TL arası. Daha uygun satan yerler de var. Almanızı tavsiye ederim. Bir kere alıyorsunuz, uzun yıllar kullanıyorsunuz. Ses kontrolü sayesinde Google Asistan, Siri, Alexa gibi uygulamalar üzerinden uzaktan açma, kapatma, renk değiştirme gibi özelliklerini kullanabilirsiniz. Kuruluma geçecek olursak, ilk olarak telefonumuza Yeelight uygulamasını indirip açıyoruz. Lambayı açtıktan sonra sağ alt köşede bulunan device ikonuna tıklıyoruz. Daha sonra cihazımızı seçiyoruz. Next dedikten sonra telefonumuzun cihazı görmesini bekliyoruz. Gördükten sonra tekrar next diyoruz. Burada Wi-Fi'ye bağladıktan sonra güncelleme yapmasını bekliyoruz. Biz daha önce Wi-Fi'ye bağladığımız için şu an bizde Wi-Fi seçeneği gözükmedi. Ve kurulum tamamlandı. Buradan açma, kapatma işlemini yapabiliyoruz. Daha sonra parlaklık kısma, açma. Aynı anda beyaz ve sarıyı tam olarak verebiliyor. Kalara tıkladıktan sonra buradan istediğimiz herhangi bir rengi seçebiliyoruz. Burada sıralı bir şekilde istediğimiz rengin ard arda gelmesini sağlıyoruz. Sağ alt köşedeki ikona tıklayarak buradan zamanlayıcıyı ayarlayabiliyoruz. Müzik modu sayesinde ister hoparlörü ister cihazın mikrofonuna göre bir ses algılama özelliğini aktif edebiliyoruz. Yani renk sese göre değişmeye başlıyor. Buradan gece modu, film modu gibi seçeneklerle farklı modları deneyebilirsiniz. Bir diğer özellik olan sesli asistan sayesinde oda lambasını açabilir, parlaklığını değiştirebilir ve rengini de ayarlayabilirsiniz. Ürünün teknik özelliklerine gelecek olursak, ürünümüz daha önceki sürümünde 8 watt olarak kullanılmış. Bu sürümde 10 watt'a yükseltilmiş güç olarak. Ürünün telefonlarda kontrolü mümkün.
Android 4.4 ve iOS 9.0 sürümleriyle uyumludur. Bardaklık uygulama üzerinden kolayca şekilde ayarlanabilmektedir. Bu da 80 ila 800 lümen arasında. Akıllı lambamızı Google Play'de bulunan Mi Home ve E-Light uygulaması üzerinden kolayca kontrol edebiliyoruz. Ve ortama göre lambanın nasıl yanması gerektiğini, mesela film izlerken ambiyansa göre göz yormayacak şekilde nasıl bir ışık vermesi gerektiğini, evet, nasıl bir renkte olması gerektiğini. Aslında da ambiyans modları oluyor, evet, onları da göstereceğiz. Mesela iştesiniz, evde kimse yok, eve geleceksiniz. Gelmeden bir iki dakika önce telefondan uygulama üzerinden lambayı yakabilirsiniz. Eve girdiğinizde ışıklar açık bir şekilde, rahat bir şekilde. Aynen, uzaktan kontrol edin. Evet, yani Wi-Fi'ye bağlı olmasanız bile mobil veri üzerinden çok, evet, rahatça açabiliyorsunuz. Çünkü lamba Wi-Fi'ye bağlı olacak. Siz mobil veri üzerinden, telefondan, uygulamadan lambayı yönetebilirsiniz. Mesela iş yerinden bile açabiliyorsunuz mesela. Evet. İş yerindesiniz, evde kimse yok. Ya eve güvenlik kamerası takmışsınızdır, ortam karadır, siyahtır. Güvenlik kamerasından bir şey göremiyorsunuz. Evin içini merak ettiğiniz son durumu. Lambayı açıyorsunuz ve güvenlik kamerası aydınlık bir şekilde her yeri görebiliyor. Özelliği, evet, de çok güzel. Yani ben daha önce denedim. Tek değil mesela diyeyim. 4 odanızda bu lamba var. Tek tek istediğinizi açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, çok özellik çok güzel. Daha sonraki videolarımızda online kamera kontrolünü de göstereceğiz sizlere. Ama şimdi bu videoda bu lambanın o kamera kontrolünde karanlıkta ne kadar işe yaradığını bu videoda göreceksiniz zaten. Ya zaten RGB özelliği sayesinde 16 milyon renk skalasından istediğinizde yani seçebiliyorsunuz. Evet, ben geçenlerde müzik çalarken hareketli müzikte müziğe göre tempo tutturmuştum ve ev disco gibi olmuştu. O yüzden de çok oluyor. Güzel. Ben bir kere arkadaşımı eve çağırdım. Hani gece yatsa ben ışıkta uyuyabiliyorum diye. Evet. Ben ışığı kapattım. Dedim ben ışıkta yatamıyorum diye. Sonra odaya bir tane Bluetooth hoparlör yerleştirdim. Hatta geçenki videomuzda incelediğimiz. Sonra yan odaya geçtim uyumak için. Bir anda korku sesini açtım YouTube'dan. Ve ışıktan da kırmızı rengi ayarladım. Yani inanılmaz korktu. Yok böyle bir şey. Evet, böyle şakalar da dişe yarıyor. Çok güzel gözüktü. Ama inanılmaz şakaydı. Tam güzeldi yani. Ben de beğendim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altta görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilir. Özel bir sorunuz varsa onu sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.